boşanma davasını açarken aynı günde mal paylaşımı açıp tedbirleri koydurup adamın mal kaçırmasını önlemek, alacağını güvence altına almak lazım. Anne ya da babasına, yani bir kan bağı bulunduğu bir akrabasına devretmesiyle üçüncü bir şahsa devretmesi arasında bir fark var mı? Hayır, yok. Aile konutunu Türk Medeni Kanunu'na göre eş rızası onayı olmadan satarsan devredebilir, tapu iptal tescil davasıyla tekrar o eşe geçebilir. Yargıtay dedi ki kime takarsan tak, kimin ailesi takarsa taksın, kadınındır. Kadın. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün yanımda Serpil Çınar var. Merhaba Serpil. Merhaba Beste. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok konuşulan, çok merak edilen konular var. Onlardan bir tanesi de mal paylaşımı ve mal kaçırma. Hı hı. Bununla ilgili çok fazla soru da geliyor. Ve hemen başlamak istiyorum aslında Serpil. Ya boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olur? Şimdi iki dava, boşanmayla mal paylaşımı aynı dava dilekçesinde görülmez. İkisini ayırırlar. Tefrik ederler. Boşanma davası görülürken mal paylaşımında alınacak önlemler varsa onlar bir alınır. Yani tedbirler konulur ve bekler. Boşanma davası bitmeden bir karara çıkmaz. Çünkü boşanma kararı verilmesi halinde mal paylaşımı davası artık görülebilirdir. Evlilik sözleşmesi biter. Evlilik birliği içerisinde edinilen mallara ilişkin artık karar verebilirim der. Ve mal paylaşımı davası boşanmayı bekleyeceği için boşanma davasıyla paralel bir şekilde yürütülse bile aynı süreçte karar çıkmaz. Eğer konulacak tedbirler varsa, toplanılacak deliller varsa onları yapar ama boşanma kararını bekler. Peki mal paylaşım davası ne zaman biter? Yani bununla ilgili bir süre vermemiz mümkün mü? Tabii ki de her davada bir süre verilmesi imkansız ama tahmini olarak nasıl bir süre verileceği, yani ne kadar süreceği, süreci ne kadar zamanda sona ereceğini söyleyebiliriz. Birincisi, boşanma davası 1-2 senede bitiyor. 1-2 senede bittiğine göre mal paylaşım davası da 1-2 sene bekleyecek demektir. Yani karar vermeyecek demektir. Boşanma bittikten sonra, karar kesinleştikten sonra süreci aslında tamamlamak için başlayacak diyebilirim. Öyle durumda da en fazla bir sene, iki sene daha doğrusu en fazla, en az da bir sene diyebiliriz mal paylaşımı sürecinden. Yani başta boşanma davasıyla birlikte açıldığı düşünüldüğünde boşanma davası bittikten sonra 1-2 sene sürüyor. Çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı nasıl oluyor? Neye göre belirleniyor? Süreç nasıl işliyor? Aslında bu anlattıklarımın hepsi çekişmeli boşanmada. Evet, anlaşmalı boşanmada tabii ki de taraflar mal paylaşımında anlaşmak hususunda değil. Çünkü mal paylaşımı boşanmanın fer'i, yani boşanmaya bağlı değil. Ama çekişmeli boşanma davasında boşanmayla aynı dava dilekçesinde açılıyor. Tefrik ediliyor, mal paylaşımı farklı bir esas alıyor. Burada hemen karar vermiyor. Diyelim ki mal paylaşımında evlilik içerisinde edinilen mallar var. Ama buna ilişkin talepte bulunsa bile eş, karşı taraf savunma yaparak sen bu maldan talepte bulunuyorsun ama bu bana babamdan miras kaldı. Ya da bana babam peşinatını bu evin alırken ödemesini yaptı. Yani burası kişisel maldır. Ya da bunun yanında evlilik öncesinde yapmış olduğum birikimle ben peşinat koydum diye aslında yarısında hakkın yok, katılma alacağına girmiyor diye savunmaları değerlendirir. Anlaşmalı boşanmada ise çekişmeli boşanma gibi değildir. Anlaşmalı boşanmada her hususta boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi, mal paylaşım gibi tüm ihtilafların nihai çözümü protokole yazılabilir. Ama onu hariç tutup anlaşmalı boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlar gerçekleşip mal paylaşımı sonradan açabilir. Şunu sormak istiyorum. Mesela farz edelim ki ben boşanma davamız sürüyor eşimle ama bu süreçte eşim bütün malları bir başkasına devretti. Hı. Ben bunu biliyorum ama bunu nasıl ispatlayacağım? Yani burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Zaten böyle bir süreçte boşanma sürecine girildiği öğrenince dava devam ederken olabilir, dava açılmadan kısa bir süre önce olabilir ya da evlilik birliği içerisinde sizin haberiniz olmadan eşinin üzerine düşünceniz olduğu ya da işte böyle bir konuşma gerçekleşiyor. Siz eşinizin üzerine sanıyorsunuz ama meğerse annesinin üzerine yapmış. Bunların hepsi mal kaçırma sahikine giriyor. İşte böyle bir durumda birincisi yapılması gereken, bunun önlem amaçlı söylüyorum, sonrasında ne yapılırı da anlatacağım.
mallara tedbir konulmasını istemek. Yani mal paylaşımı davasını ben sonra açarım diye düşünüyor genelde. Nasılsa karar vermiyor diye düşünüyor genelde boşanacak olan eşler. Ama boşanma davasını açarken aynı günde mal paylaşımı açıp tedbirleri koydurup adamın mal kaçırmasını önlemek, alacağını güvence altına almak lazım. Bu önlemdir. Yapılamadı mı? Ya da adamın üzerinde hiç kayıtlı değildi, hep ailesinin üzerine yaptı. İşte öyle bir durumda da birincisi şu, tapu iptal tescil davası. Yani benim konutum, baktım eşim bana dava açacak, benim üzerime bir konut var. Dedim ki yarın bir gün ben paraya sıkışabilirim. Şimdi tedbir koyarsa mahkemede 2-3 sene bu donacak, bu malı kaçıramayacağım ya da işte satamayacağım. Ne yapıyorum? Anneme devrediyorum. Anneme gidiyorum tapudan satış gösteriyorum. Şimdi böyle bir durumda tapu iptal tescil davası açılabilir. Tapu iptal tescil davası ile denir ki benim katılma alacağımı almamak için, önlemek için alışını tedbir koydurmamı önlemek için bakın malımı kaçırdı, katılma alacağımı kaçırdı. Tapu iptal tescil davası açılsın. Ama bu araç olabilir, banka birikimlerini boşaltabilir, devredebilir ya da işte boşanma davası açılmadan 2 gün önce bankalarını boşaltmış olabilir ortak hesaptan. Bunlar pasif hareket olarak zaten görülecek. Bunlar zaten ortada. Adamın banka hesap hareketleri dava açıldıktan sonraki süreç değil, dava açılana kadar olan süreçler getirtilecek. Tapu aktif pasif kayıtları dava açılan sürece kadar gelecek. Aynı şekilde Polnet kayıtları dava açılan sürece kadar gelecek. Başka birisinin üzerine yapmışsa, onunla arasında bir ticaret varsa, diyelim ki aracı Ali'ye geçirdi ve Veli'ye geçirdi. Ali'ye 300 bin liraya sattı. Bu aracın 300 bin lirası gösterse de önemli değil. Bilirkişi o aracın ne kadar olduğunu hesaplayacak. Aslında diyelim ki bu araç 800 bin liralık bir araç. Diyecek ki 800 bin liranın yarı değeri katılma alacağı olarak görüşünü belirtecek. Bu kilometrede bir araç şu kadar olacak. Yani böyle bir durumda katılma alacağını, geçmiş pasif hareketlerini birincisi görecek. İkincisi tapu varsa tapu iptal tescil davası açabilecek. Üçüncüsü eğer ki boşanma sürecini düşünüyorsa malları kaçırmaması için, tedbir konulması için bir an evvel harekete geçecek. O konuda endişe edilmesin. Eyvah anneme geçirdi, babama geçirdi, kayınvalideme geçirdi deyip endişe etmesin. Öyle bir durumda edinilmiş mallara katılma rejiminden alacak anlamında anneye ya da babaya davada üçüncü kişi olarak ihbarda bulunabilir. Tam onu soracaktım aslında söyledin. Yani anne ya da babasına yani bir kan bağı bulunduğu bir akrabasına devretmesiyle üçüncü bir şahsa devretmesi arasında bir fark var mı? Hayır yok. Aile konutunu hatta burada özel de bir durum var. Aile konutunu da söyleyeyim sizlere. O çok önemli. Ortak yaşamsal faaliyetlerini geçirdiği, ailenin, işte çocukların yaşadığı aile konutunda tapu şerhine, burası aile konutudur diye şerh düşülmese bile eşinin rızası olmadan iyi niyetli birisine, yani hiçbir şekilde haberi olmayan, eşinin rızası olduğu kanaatinde olan birisi satın alsa bile aile konutunu Türk Medeni Kanunu'na göre eş rızası onayı olmadan satarsan devredebilir. Tapu iptal tescil davası ile tekrar o eşe geçebilir. Ama aile konutu değil diğer mallar hususunda da ihbarda bulunur. Aralarında gerçekten bir satış var mı? Gerçek değeri mal edilmiş mi? Ona bakılır. Eğer ki edilmişse, üçüncü bir kişi de olsa bu sefer değerinin yarısını ödemek zorunda zaten eşine karşı. Her halükarda alacağını alır. Alır. Bir de son günlerde aslında örneğini çok gördük. Yani yakınen de gördük. Düğünde takılan takılar ayrı, bir de hani o hediye edilen işte evlenme teklifi, evet, ve hediye edilen yüzük. Boşanırken kişi bunları talep edebilir mi, isteyebilir mi? Evet, isteyebilir. Aslında düğün takılarında boşanma şartı da yok. Boşanma olmadan da isteyebilir. Çünkü kadının hakkıdır. Yargıtay dedi ki kime takarsan tak, kimin ailesi takarsa taksın, kadınındır. Kadın. Evet. Ama bu da şeyi de ispat zor. Beste burada. Düğün takılarının bende olmadığını ya da eşinde olduğunu ispatlamak zor, zor burada da. Diyelim ki evi terk etti gitti, evdeydi altınlarda. Adam diyor ki ziynet eşyalarını yanında götürdü. Evde taşınabilecek, yanında götürülebilecek bir takı bu. Ya da evlilik teklif ederken 5 taş taktım,
Eş taşı da yanında götürdü. Bakın fotoğraflarda hep zaten üzerinde parmağını kullanıyordu. Şimdi kadın bunun aslında bozdurulduğunu, harcanmışsa nereye harcandığını spesifik olarak bilip söylemesi lazım. Yani kendisinde olmadığını söylemesi. Bunu tanık beyanıyla, banka hesaplarıyla, kuyumcuya gidip bozdurulmuşsa kuyumcunun beyanıyla bir şekilde ispatlanabilir. O da orada zorluk taşıyor. Her şekilde zor yani. Sormayın, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğun bilgiler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.